YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması tadında harika bir börek tarifi hazırladım. Çıtır lezzetiyle, harika sosu ile çok güzel bir börek tarifi oldu. Ben böreğimi bugün ıspanakla hazırladım. İç harcını dilerseniz peynirli, patatesli veya kıymalı hazırlayabilirsiniz. Öncelikle uygun bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tane soğanı küçük küçük doğradım. Güzelce pembeleşinceye kadar soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarımı kavurduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber ilave ediyorum. Benim pul biberim tatlı olduğu için ben 1 tatlı kaşığı kullandım. Biberi de kavurduktan sonra 1 kilo ıspanak kullanıyorum. 1 kilo ıspanağı güzelce yıkadım ve çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Doğradıktan sonra ve güzelce suyunu süzdükten sonra soğan ve biberimin üzerine ilave ediyorum. Sadece ıspanaklarımı alt üst ediyorum. Burada asla ıspanağımı pişirmiyorum. Eğer pişirirseniz suyunu salacaktır. Sadece altın üstünü geçirip ocağın altını kapatıyorum. Ispanaklarımı güzelce soğuttuktan sonra içerisine bir dolu kase lor peyniri ilave ediyorum. Peynirle birlikte ıspanaklı çok güzel oluyor. Çocuklarım bu şekilde sevdiği için ben içerisine peynir kullandım. Dilerseniz ıspanağı sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Şimdi böreğimizin sosu için uygun bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma sirkesi fark etmiyor ve 1 su bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bir çırpıcı yardımıyla bu malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ben tepsim büyük olduğu için 5 tane yufka kullandım. Yaklaşık 40 santimlik tepside hazırlıyorum böreklerimi. O yüzden 5 tane yufka benim tepsim için tam yetti. Yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. Kestikten sonra hazırladığım sostan her yerine eşit gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Sosunu güzelce sürdükten sonra ıspanaklı iç harcımızdan da her yerine yine eşit şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Ve kenarlarından içe doğru katlayarak yufkamızı rulo şeklinde sarıyorum. Ruloyu da kendi etrafında dolayarak gül şekline getiriyorum. Ve pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisinin ortasına hazırladığım böreği yerleştiriyorum. Aynı diğer yufkaları da rulo şeklinde sarıyorum ve ortadaki gülün etrafına dolayarak yerleştiriyorum. Tepsimiz doluncaya kadar bu şekilde devam ediyorum yine. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Yepyeni tarifler hazırladım. Kaçırmamak için de yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırladım. Tepsim dolduktan sonra üzerine kalan sosu yine fırça yardımıyla
her yerine eşit şekilde gelmesi için güzelce sürüyorum. Böreğimin sosunu sürdükten sonra son olarak üzerine 50 gram kadar tereyağını küçük parçalar haline getiriyorum ve böreğimin arasına koyuyorum. Bu da böreğimizin daha çıtır ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında böreğimi pişmeye gönderiyorum. Herkesin el açmasını zannedeceği çıtır çıtır böreğim artık servise hazır. Bakın çıtırlığını da sizlere göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.